Merhaba sevgili adaylar, hoş geldiniz. Çarşamba günü tercihler başlıyor. Önümüzde az bir zaman kaldı. Bu sürede gideceğiniz üniversiteyi, bölümü çok iyi araştırmalısınız. O yüzden bugün bizi iyi dinleyin. Bölümleri, meslekleri anlatacağız. Sorularınız var, onlara bakacağız ve bugün konuğumuz olacak. Eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu hocamla birlikte Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Refik Polat'ı ağırlıyoruz. Başlıyoruz. Evet, bugün konuğumuz Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Refik Polat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu arada sevgili adaylar, sorularınız varsa bizlere Karabük Üniversitesi ile ilgili sosyal medyadan gönderebilirsiniz. Elbette size sorularımız olacak ama öncesinde hocama dönmek istiyorum. Hocam, gündemimize bir bakalım. Ne var? ÖSYM kılavuzunda yığılma oranları açıklandı. Ona bir bakalım hocam. Farklara bakalım. Yığılma oranlarından aday ne anlamalı? Teşekkür ederim Nuriye. Aslında kafaları en çok karıştıran bu. Sevgili evet. Öğrenciler, Refik hocamıza, rektörümüze ben de bir hoş geldin hoş bulduk, demek isterim. Lütfen Karabük Üniversitesi ve oradan çıkış alarak bölümler vesaire yoğun bir bilgi alacaksınız. Kıymetli bilgiler, kaçırmayın bunları. Pardon. Şimdi sevgili öğrenciler, yığılmayı biz burada her zaman anlattık. Açıklamıştık. Ve şimdi kılavuzla birlikte bu yayınlandı. Şöyle ifade edeyim sadece çok kısa. 420-440 puan aralığında Nuriye. 2021 yılında 4259 kişi var idi iken. Bu yıl 2022 yılında 35466 kişi var. Yaklaşık 9 kat. Hani 10 kat diye yuvarlıyoruz. Bu sayısalda eşit ağırlıkta 420 ile 440 aralığında 2021 yılında sadece ve sadece 370 kişi, 77 kişi var idiyken bu yıl 2002 yılında, 22 yılında 3959, yani 10 kat yine var. Bu neyin göstergesi? Tercihler yakın ara, yakın makas gideceği için özellikle tercihlerde dikkat edin. Çarşamba günü saat 10'da Kongrezyum'da ücretsiz seminerimde biz de buluşalım diyorum ve hemen ne var soru hocama, ilk sorumuz? Şöyle hocam, bonus hocaya sorular gelirse siz de tekrarlayabilirsiniz. Hemen bir sıcak soru alacağım, sonra döneceğim. Ondan sonra hocamıza dönelim. Sayısalda 231 bindeyim. Ayrıca okul birinciliğim var. Bu benim sıralamamı ne kadar ileriye taşır hocam, demiş öğrenci. Çocuklar, gelen sıralama gelmiştir artık. Okul birinciliği herhangi bir sıralamayı ileriye taşımaz. Lütfen programlarımızı iyi izleyin. Göreceksiniz bunu zaten. Refik hocama dönmek istiyorum. Hocam, dün üniversitenizi merak eden adaylar vardı hocam, hatırlarsanız. Çok. Birkaç öğrenci sormuştu. Biz de size soralım. Karabük Üniversitesi'nin eğitim olanaklarını bize anlatır mısınız? Karabük Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş. Daha 15 yıllık bir üniversite ama çok köklü üniversiteler gibiyiz. Çok kültürlü bir ortamda eğitim veren, 12 binden fazla uluslararası öğrencisi olan, 50 bine yakın genel öğrenci sayısına sahip bir üniversiteyiz. Hem sağlık alanında, hem mühendislik fen alanında, hem de sosyal bilimler alanında fakültelerimiz, birimlerimiz mevcut. Peki üniversiteniz hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Uluslararasılaşma alanında bayağı önde yabancı çıkabiliyoruz. Yabancı öğrenci sayısı çok fazla. Türkiye'de en fazla uluslararası öğrencisi olan üniversiteyiz. Biz 97 farklı ülkeden 12 bin tane uluslararası öğrencimiz var. Çok kültürlü bir ortamımız var. Zaten bizim üniversitemizin bu yılki sloganı bu. Çok kültürlü ortamda eğitim, öğretim görmek ister misiniz diye bir sloganımız var. Çünkü her ülkeden, her farklı iklimden öğrencilerimiz mevcut. Bu bize bir değer katıyor, üniversitemize bir değer katıyor. Aynı zamanda bizim uluslararası öğrenci dolaşımında da çok aktif bir üniversiteyiz. Belki Türkiye'deki ilk 10 üniversitesi arasında Erasmus Mevlana hareketliliğinde dünyanın her tarafındaki ülkelere öğrenci gönderiyoruz veya oradan bize öğrenci, öğretim elemanı geliyorlar. Bu bizi ön plana çıkarıyor. 400'den yakın uluslararası üniversiteyle işbirliğimiz var. Hocam, uluslararası ilişki, uluslararası öğrenci çok önemli. Siz de önemseyerek söylediniz. Biz de evet. Önemini gerçekten eğitimci olarak kavruyoruz. 97 ülke dediniz değil evet. mi? Evet, evet. Muhteşem bir şey. Peki öğrenciye ne avantaj sağlıyor? Mesela Türkiye'deki öğrenci orada 97 ülkeden öğrenci geliyormuş diye bunu neden tercih etsin sizin?
Bu biraz eğitim, öğretim, örgün eğitimden hariç olarak çok kültürlü bir ortam diye bahsettim ya. Yani farklı ülkelerden farklı insanlarla arkadaşlık kuruyorlar. Birçok insan üniversite eğitim, öğretim gördüğü sıradaki arkadaşlarıyla üniversite sonrasında işbirliği yaparlar. Yabancı dilde etkili. Tabii ki yabancı dilde etkili. Onlar Türkçe öğreniyor, bunlar Fransızca öğreniyor gibi falan. Mesela böyle uluslararası öğrencilerle aynı evi paylaşan çok öğrencimiz var. Hatta onlarla evlilik kuranlarımız bile var. Yavaş yavaş bu da çoğalmaya başladı. Ya bunlar doğrudan eğitim öğretime dönük değil de dolaylı olarak çok etkin bir faktör bunlar. Ya bunu değerlendirebilen öğrencilerimiz inanılmaz derecede kendilerine bir artı katılacaklarına emin olabilirsiniz. Toplam öğrenci sayınız kaç peki? 50 bine yakın bir öğrencimiz var. O zaman değil mi? 3'te hemen hemen, 4'te 1'i diyelim. Yaklaşık 4'te 1'den biraz fazla. Biraz fazla yabancı. Yani kampüs içinde İngilizce bilmeyen çocukların arkadaşları 3'te 1 oranında azalıyor. Aynen öyle oluyor. Yani değil mi? Çünkü yurtta değil mi Nurya? Yurtta her ama yerde konuşuyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Bizim uluslararası öğrencilerimiz hemen hepsi ama tamamına biz Türkçe öğretmeden eğitim öğretime geçmelerine izin vermiyoruz. Bir yıl Türkçe eğitim alıyorlar. Evet. Sorulara devam edeceğiz. Bizim olmazsa olmazımız var. Hocam bugün aklımızda ne kalsın? Şimdi Nurya ben istersen hocam sesimi lütfen duyun diye isyan ediyor bu Hülya. Tabii ara ara o sorulara bakalım. Sevgili Hülyacığımız, gemi makinaları işletmesi aslında denizciliğin endüstri mühendisliğidir. Yani endüstri mühendisliğinin daraltılmış halidir. Onun için onu yazabilirsin. Evet, kılavuzdaki özel koşullara dikkat edin. Yarın bunu çok detay ve bir görselle ele alacağız. Seçtiğiniz bölümün kodunu, özel hükümlerini, işte hepsini dikkate alarak mutlaka tercih yapınız diyoruz. O da çok önemli, ÖSYM'in uyarısı. Soru alabiliriz dilerseniz. Hocam hukuk fakültesinin geleceği var mı? Elbette ki var Ayfer. Yani olmaz olur mu? Hukuk fakültesinin geleceği biter mi? 125 bin yaptım. Tercih aralığım ne olacak? Yarın isterseniz bunu açıklayalım. Evet hocam, şimdi tercihlerde karşımıza bir de riskli tercih çıkıyor. Riskli tercih nedir? Bir örnekle öğrencilere anlatalım mı? Şimdi Nurya, riskli tercih öğrencinin az sayıda tercih yapmasıdır. Riskli tercih sıralamasına çok yakın yerlerden oluşan bir sıralama yapmasıdır. Düşük yerlerden çok az yazmasıdır. Riskli tercih budur. Dikkatli olun ve bizi bu programda izlemeye devam edin. Evet, şimdi en çok merak edilen konulardan fakültelere geçelim. Evet. Öğrenciler burayı iyi dinlesin. Karabük Üniversitesi bugün yolculuğuna hangi fakültelerle devam ediyor? Bize fakülteleri anlatır mısınız? Elbette. Karabük Üniversitesi'nde az önce söylediğim gibi 3 temel alanda gidiyoruz. Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Diş Hekimliği Fakültesi, sağlık alanındaki fakültelerimiz. Mühendislik alanında çok güçlü bir üniversiteyiz, onu özellikle belirtmek istiyorum. Yeni faaliyete geçecek 24 bin metrekare kapalı alana sahip, belki de Türkiye'nin en modern laboratuvarlarından oluşan bir mühendislik fakültesi laboratuvar tesisimiz var. Demir Çelik Enstitümüz var. Türkiye'deki en donanımlı enstitülerden birisi. Üniversite sanayi işbirliğinin en somut örneği Karabük'te gerçekleşiyor. Demir Çelik fabrikalarının en yoğun olduğu yer olduğu için belki. Bunun yanında Fen Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknoloji Fakültemiz var. Yine sosyal alanlarda İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz var. İşletme Fakültemiz, Edebiyat Fakültemiz, İlahiyat Fakültemiz var. Yüksek okullarımız var. Fakültelerimizden 4 tanesi Safranbolu'da yer alıyor. Safranbolu'nun tarihinden buradan bahsetmeden geçemeyeceğim. Tabii ki, buyurun. Safranbolu Türkiye'deki korunmuş UNESCO koruma listesinde olan belki en bilinen şehir. Tarihi dokusu, tarihi yapısı inanılmaz bir insanlara turizme katkı sağlıyor. Safranbolu İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi. Tabii ki. Hepsi Safranbolu'da yer alıyor. Zaten Safranbolu ile Karabük birbirine çok yakın. 15-20 dakika değil mi hocam? Yok yok, hayır, öyle bir dakika yok. Dakika yok değil mi? Bit diye de başlıyorsunuz. Yani evler kesilmiyor. Bir şey kesilmiyor. Evet, şey bir yer. Çok güzel ifade. Çok güzel bir şey. Dakika diye bir şey yok orada. Yani şöyle söyleyeyim. Öğretim üyelerimizin de öğrencilerimiz de birçoğu Safranbolu'da kalır. Üniversite için Karabük'e gelirler. Tarihi hanlar falan. Ben bir defa gittim. Süper yani. Bu arada hocam
Eylül Doğu diyor ki ama diyor benim de sorumu okuyun diyor. Evladım, canım benim, biz sizleri çok seviyoruz. Bu kadar yoğun soru var. 2 yıllıkta çok güzel 2 bölüm seçmişsin. Sosyal hizmetler ve çocuk gelişimi. Tebrik ederim, gözlerinden öperim. Sen inşallah burayı kazanacaksın. Buraya'cığım. Evet hocam, devam edelim. Şimdi öğrencilere sizin de bahsettiğiniz üzere bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Karabük Üniversitesi özelinde bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Şimdi öğrenciler, bir kısım öğrencilerimiz ailelerinin hayalleri üzerine gidiyorlar. Bir kısım öğrenciler iş bulma üzerine gidiyorlar. Ben mezun olunca nasıl iş bulabilirim? Ben kendi özel hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Benim yeğenim tercih yapacaktı yıllar önce. Ona dedim ki, oğlum aşçılı yaz dedim. Abimin oğluna. Ya dedi, ben pilavımı pişireceğim, kuru fasulyemi yapacağım dedi. O aşçılığı yazmadı, bugün çok pişman. Çünkü aşçılık mezunları, 2 yıllık aşçılık mezunları hiçbirisi boşta değil. Hocam bir de gastronomide. Gastronomi 4 yıllık bizde var, turizm fakültesinde. Sizde var gastronomi. Var var, hepsi var. Evet, bana göre yıl, en ölmez meslek. Evet, geçen yıl üniversitenizi ziyaret ettiğimizde öğrenciler bize çok güzel sunumlar hazırlamıştı. Safranbolu'da. Benim kendi kızım da o tarafa yönlendi. Gastronomide yüksek lisansını tamamladı. Yani demek istediğim şu, öğrenciler iş bulmaya yönelik tercih edeceklerse de ona göre çalışsınlar. Efendime söyleyeyim, kendilerine kariyer yapacakları yerleri, özellikle kendi ruh yapılarına, isteklerine özellikle çalışıp ona göre gelsinler diye tavsiye ediyorum. Evet, şimdi işte mühendislik alanındaki başarılardan bahsettiniz. Evet. Peki bu başarılar nasıl elde edildi? Uluslararası başarılara da değinelim mi hocam? Tabii ki. Önce ulusaldan gidelim, sonra uluslararasına değinelim. Bizim öğrencilerimiz, hocalarımız tarafından çok somut, maddi ve proje odaklı olarak yönlendirilmeye devam ediyor başından beri. Şöyle söyleyeyim, TÜSİAD'ın Bu Gençlikte İş Var diye bir programı var, biliyorsunuz. Biz bu programda 3 yıldır üst üste girişimcilik bayrağına talip olduk. 2 sene ikinci olduk, 1 sene de girişimcilik bayrağını Karabük Üniversitesi'ne kazandırdık. TÜSİAD'ın girişimcilik kampına en fazla proje gönderen, öğrenci gönderen üniversitesi olduk 3 sene üst üste. Bu bizim öğrencilerimize verdiğimiz değeri ve desteği en somut bir şekilde gösteren bir unsur. Yine Teknofest'te en fazla proje gönderen geçen yıl 6. üniversite olduk. Biz öğrencilerimize, bu tip etkinliğe katılmak isteyen öğrencilerimize, laboratuvarlarımızı, maddi imkanlarımızı elimizden geldiğince, hocalarımızı veyahut da özel sektörle işbirliklerini sonuna kadar destekleyen, önünü açan bir üniversitemiz var. Bu nedenle Karabük Üniversitesi mezunlarına Türkiye'yi demiyorum, dünyanın her yerinde karşılaşabilirsiniz. Mutlaka bir yerde karşınızda bir Karabük Üniversitesi mezunu çıkacaktır. Evet, devam edeceğiz hocam. Buyurun, sorunuz varsa. Aslı Low diyor ki, hocam böyle koca bir yazmış. Refik hocam, görüyorsunuz, nasıl görmezsiniz? Ve sorduğu soru 10 numara bir soru. %50 bursa anestezi. Anestezi ve sağlık alanındaki her türlü 2 yıllık tavsiye ediyoruz. Hocam sizde 2 yıllık sağlık bölümleri var. Değil mi? Sağlık hizmetleri mesleki okulumuz var. 3000 civarında öğrencimiz var. Örneğin burası hiç boşta kalan bir öğrenciye rastlamazsınız buradan mezun olup. Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok önemli bir yerdir. Burada uluslararası öğrencilerimizden de özellikle bazı ülkeler öğrencilerinin bizde 2 yıllık okumasını isteyerek gönderiyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Bazı ülkeler bu konuda uyanmışlar. Ara elemana çok ihtiyaçları var. Türkiye'de de bunu bize birçok firma diyor ki, bize mühendisten çok ara eleman lazım, bize ara eleman yetiştirin istiyor. Bu da önemli bir şey. Öğrencilere buradan bunu da tavsiyede bulunmak istiyorum. Bakın hocam, siz kendiniz okuyun. Bak, çocuk Karabük Üniversitesi matematik bölümünü tavsiye eder mi? Şimdi rektörümüz ne diyor matematik bölümü? Buyurun hocam. Ben bütün bölümlerimizi tavsiye ederim. Ama bu matematiği sormuş hocam. Bu matematiği de tavsiye ederim. Hocalarımız çok eğitim, öğretim açısından, deneyim açısından çok kaliteli hocalarımız var matematik bölümünde. Peki yazılım bilgisayarda yükselmesi için dersler alabilme şansları var mı hocam? Tabii ki bizde çift anadal diye bir şeyimiz var. Süper. Yani matematik bölümünde okuyan bir öğrenci bilgisi başarılı olduğu takdirde matematik bilgisayar mühendisliğinde çift anadal yapabilir. Yazılım mühendisliği bölümünüz de var. Bu sene yeni açıldı. Türkiye'de çok sınırlı, belki 3-4 üniversite de var. Birisi de Karabük Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği bölümü. Bizim bilgisayar mühendisliği bölümümüzdeki hocalarımız ve yazılım mühendisliği hocalarımız gerçekten çok deneyimli. Biz her zaman öneriyoruz hocamla. Evet. Şöyle söyleyeyim, bizde bilgisayar mühendisliği talebi oluyor. Bölüme geçen bölüm başkanına söyledim. Dedi ki, hocam bizim 4. sınıftaki öğrencilerin hepsinin işi şu an hazır. Biz hiçbir yere eleman sağlayamaz hale geldik.
Evet. Devam edeceğiz sorulara. Hocam, şimdi manşetimize bir bakalım. Manşetimizde ne var bugün? Nurya, demin de ifade ettik. Bir kez daha manşete dönüş yapıyoruz. Ve burada sevgili öğrenciler, kılavuzdaki özel koşullara dikkat ediniz. Peki neden? Bakın, tıbbı kazanırken bir bakıyorsunuz kendinizi hemşirelikte bulabiliyorsunuz. Çünkü bir tane kodu yanlış yazdığınızda başka bir üniversite, başka bir alana ya da ben aynı üniversitenin başka bir bölümüne gidebiliyorsunuz. Bu yüzden ÖSYM ısrarla söylüyor. Onu yarın ekrana da vererek göstereceğiz. Evet. Teşekkür ederim Nurya. Bir yandan da sorulara ben de bakıyorum hocam. Evet. Şimdi şöyle bir ortalamaları alırsak, genelde öğrenciler, şimdi tercih yapacak öğrencilerin bir sorusu var. Yapay zeka ve robotlar. Hocam, onların adına ben size sorayım. Yapay zeka ve robotlar ülkemizde hangi sektörlerde daha yaygın? Şimdi tıpta, tıp alanında özellikle, hocamın da görüşlerini merak ederim bu konuda. Tabii. Tıp alanında yapılan bütün araştırmalar, özellikle tomografiden tut da tıbbi cihazlarda yapay zeka çok etkin kullanılıyor. Dünyada robotik alanda özellikle Japonya, Amerika, Almanya çok önde ve tıbbi robot teknolojisinde onlar önde. Ve oraları da birazcık takip edin diye söylüyorum. Karabük Tıp Fakültesi hakkında bilgi verir misiniz, verebilir mi rektörümüz diyor hocam. Harika. Size evet. Soru yağıyor vallahi. İyi ki geldiniz hocam. Şimdi Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi kısa, çok uzun 10 yıllık bir mazisi var ama öğrenci alım mazisi. Şu an çok deneyimli hocalarla eğitim, öğretim veriyoruz. Bazı veliler var. Benim çok hoşuma giden veli tipleri bunlar. Tıp Fakültesi Dekanlığı'nı arayıp sizde kadavra var mı diye soruyor. Yani bu ne demek? Öğrenci çocuğunun iyi. Olmayan değil de mesela bir tane olur. Bizde sürekli yenilenir. Biz bu konuda sürekli öğrencilerimizin eğitim, öğretimine destek veren bütün donanımları sağlıyoruz. Yani bu kadavra örneğini örnek olarak verdim. Veliler çocuklarının iyi eğitim, öğretim göreceği üniversiteyi bizzat arıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Ve detayını da biliyor. Detayını da biliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bizde ayrıca tıp mühendisliği diye bir birimimiz var. Türkiye'de tek tıp mühendisi olan birim. Dediniz ya, yapay zeka. Bu konuda mesela çok ödül almış öğrencilerimiz var. Televizyon ekranlarında çıkmış öğrencilerimiz var. Önemli şeylerden birisi bu. Hocam, Karabük Üniversitesi'nin Nurya iddialı bir üniversite. Evet. Ya önü şapka çıkar. Şimdi bakın, bütün mühendisliklerde siz, çoğunda daha doğrusu, yabancı dil. Yani %100 yabancı dil eğitimi veriyoruz diyorsunuz hocam. Bazı bölümlerde. Değil mi? Bazı bölümlerde bu iddianızı ben çok seviyorum şahsen. Elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji, malzeme mühendisliği, hep %100 eğitim veren birimlerimiz var. Türkçe eğitim de veriyoruz, %100 eğitim de veriyoruz o birimlerde. Bunlar tabii bize uluslararası bazda çok büyük şey sağlıyor, destek sağlıyor. Birçok üniversite işbirliğimizi bu %100 İngilizce bölümler üzerinden devam ettirebiliyoruz. Hocam, soru yağıyor. Şeyde bile hocama yine Emine sormuş. Bilgisayar programcılığı Karabük Üniversitesi'nden hocam ne düşünüyor, ne söyleyebilir diyor. Hocam buyurun. Tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Bizim dediğim gibi bilgisayar mühendisliği bölümünde gerçekten çok deneyimli hocalarımız var. Bu konuda gelirlerse üniversiteye çok memnun kalırlar. Yani çok iddialı olacak belki ama Türkiye'deki en iyi bilgisayar mühendislikleri arasında olduğumuzu ben eminim bu konuda. Vallahi siz gelince de patladı sonra. Nuriye'cim buyurun sen hemen. Evet hocam, şimdi eğitimden konuşuyoruz ama eğitim kadar üniversitenin sosyal imkanları da çok önemli. Evet, çok önemli. Lütfen buna da değinelim. Kampüs hayatı nasıl Karabük Üniversitesi'nde? Şimdi her rektör kendi kampüsünün muhteşem olduğunu bahsedecektir. Ben de aynısını bahsedeceğim. Bizim kampüs hayatı içerisinde yemyeşil bir kampüsümüz var. İnşallah sizleri misafir edersek belki orada da bir program yaparız, gösteririz. İnşallah. Yemyeşil, her tarafta efendime söyleyeyim, sular, seller olan, kedilerimiz olan, her şeyle olan. Bir de çay bir kampüsümüz geçiyor var. Önümden. Tabii önümüzden araç çayının geçtiği, dedim ya, doğanın her türlü şeyinden faydalanılabilen imkanlarından bir kampüsümüz var. 25 bin kişilik stadyumumuz var, sosyal tesislerimiz var, Safranbolu'da konuk evlerimiz var. Yani bunu saymakla bitiremem. Biliyorsunuz Türkiye'de çok büyük bir sükse yaptığı kütüphanemizin şekli, kitap şeklinde bir vitrin olan kütüphanemiz var. Araç müzemiz var.
otomobilinden, bisikletinden, kara trenine kadar sergilediğimiz tramvayına kadar güzel bir araç müzemiz var. Atölyeleriniz de fazlaydı hocam. O işin bilimsel yönü tabii ki öğrencilerimiz dedim ya az önce Teknofest'ten TÜSİAD'ın programına kadar her yere katılan öğrencilerimizi desteklemek için atölyelerimiz iyi olması gerekiyor. Dur ya zaman da daralıyor. Hocama da soru yağmıyor. Bu defa Emre Yasin sormuş. Hocam. Ben hocama da bizzat göstermek istiyorum. Çocuğumuzu da görsün. Uğur olur diye. Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü hakkında hocam bilgi versin diyor. Aynı bilgisayar hocam. Mühendisliği bölümü gibi elektrik elektronik mühendisliği bölümü, yine makine mühendisliği, metalurji malzeme mühendisliği bölümünde hocalarımız gerçekten çok deneyimli. Hepsine tek tek güveniyorum. Birçoğu yurt dışı doktoralı hocalarımız var. Öğrencilerimize her türlü desteği, sosyal veya teknik desteği sağlayabilen hocalarımız var. Emin olabilirler ki Karabük Üniversitesi'ne geldikleri için, bu bölümü tercih ettikleri için kesinlikle pişman olmayacaklar. Vallahi harbiden çok soru aldınız hocam. Harbiden. Yani size özel çok soru geldi. Evet hocam, soruya devam edebiliriz varsa. Evet. Buyurun. Şimdi sevgili öğrenciler, ben bir tane Tülay'ın sorusunu, genel bir soru yapacağım. Hocam, bankacılık alanında nasıl siyah kuğu olurum, ayrıcalıklı olurum diyor Refik hocam. Çocuklar, bilgi güvenliği teknolojisi, veri analisti, bulut bilişim. Şimdi ben hocama da buradan bağlı olarak sorayım. Hocam, sizin üniversitede mesela bir bilgi güvenliği teknolojisi, bulut bilişim, bu geleceğin meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim, yan dal imkanları? Hepsi mevcut. Şöyle bir şey söyleyeyim. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı İşbirliği'yle Karabük Üniversitesi'nin siber güvenlik merkezi kuruyoruz. Süper. Yani belki Türkiye'deki bu açıdan sayılı veyahut da belki de tek olabilecek bir merkez kuruyoruz. Türkiye'nin siber güvenlik merkezini oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi bunlar niye bizim üniversiteyi tercih ediyorlar? Hem akademik kadromuza bakıyorlar, hem gelip üniversitemizin imkanlarını görüyorlar. Uluslararasılaşma boyutumuzu görüyorlar ve Karabük Üniversitesi'ne gelip bize sizinle birlikte bunu yapalım mı diye tercih ediyorlar. Kesinlikle evet. Hocam, bir de bu Nuriye'cim, herhalde süremiz de bitiyor evet. Ama makine mühendisliğinde nasıl siyah kuğu olurum diyor. Hocam bir cevap verebilir mi diyor mühendis evet. olarak. Buyurun bizim hocam. Siyah kuğu kavramımız var hocam. Hocam ayrıcalıklı hale geliyorsunuz evet. yüksek lisanslarla. Evet. Şimdi makine mühendisliğinde siyah kuğu nasıl olursunuz? Kendinizi iyi yetiştirerek olursunuz. Hangi alanda yüksek lisans önerirsiniz bir mühendis olarak siz hocam? Hangi alanda yüksek lisans? Mesela bilgisayarda, yazılımda. Şimdi makine mühendisi bitiren birisi mekatronik mühendisliğinde yüksek lisans yapabilir. Süper bence vallahi. Elektrik elektronik de yapabilir. Malzeme de yapabilir. Türkiye'nin geleceği malzeme üzerine veya dünyanın geleceği. Son olarak hocam, kentin sunduğu imkanlara da bakalım. Şimdi evet. öğrenciler nerede konaklayacak? Yurt imkanları, üniversiteye ulaşım nasıl sağlanıyor? Şimdi bana 50 bin öğrenci olduğunu duyan herkes diyor ki barınma imkanları nedir Karabük'te? Karabük'te barınma imkanı olmayan, belki nadir şehirler, barınma sorunu olmayan nadir şehirlerden birisi. Öğrencilerimizde her türlü barınma sorunları Karabük şehri tarafından, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından karşılanıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Uluslararası öğrencilerde de bunu yaşamıyoruz. Çok ideal bir ortamımız var. Şehrin halkı da bunların hepsini kucak açtılar, bağırlarına bastılar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şehrin her türlü imkanlarına, yani şöyle söyleyeyim, bir 100. yıl mahallemiz var. Manhattan gibi. Her türlü imkanı bulabilirsiniz. Güzel benziyor hocam. Harikasınız. Yani şöyle söyleyeyim. Uluslararası hocam. Öğrencilerin akın ettiği bir cadde. Her türlü rengi Birleşmiş Milletler gibi görebilirsiniz. Evet. Gençlerin buluştuğu nur ya. Burada evet. isyan eden bir çocuk hocam diye burada. Yarın. Hocam gençlerimizin dinamizmini görüyor musunuz? Ve çocuklar, 2 yıllık adaletten hukuka yasal olarak geçiş hakkınız var. Emek sizin evet. olsun. Hadi bakalım. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Refik Polat bizlerleydi. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Sağ olun. Refik hocam, keyifliydi, evet, güzeldi. Hocam, dün kapanışta çok güzel söylediniz. Öğrencilerimiz bize gönül koymasın. Çok fazla soru var. Sevgili adaylar, yarın daha fazla soruya odaklanacağız. Kesinlikle. Merak etmeyin. Kesinlikle. Sosyal medyadan sorularınızı bize göndermeyi unutmayın. Yarın yeniden buluşalım. Hoşçakalın.